yani. Abi Diyarbakır'a gittim. Çağırdılar hani 800 bin sayı falan çekiyor deyince. Evet. Hani 800 sayı bin sayı nasıl çekilir evet. diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Hatta 800 bin diye konuşuyorlar. Yani 800 bin. Yok diyor oğlum 800 ile 1000 arası bir şey yani. Hani çünkü farkı yok. Gittim bak havalanından çıktım. İki kişi birinin elinde Semih Saygınar yazıyor. Gittim merhaba dedim. Adam böyle baktı bana. Dedi kardeş hele bir dur ya. Sana dedi. Ya benim olma ihtimalim yok diye düşünüyor. Şehir efsanesi böyle almış yürümüş. Bir adam gelecek. Böyle bir metre en iki metre boy bilmem ne. Gele gele bir çocuk geliyor. Dedim benim ya. Tamam. Ya dedi kardeş hele bir dur ya. Ya diyorum vallahi benim diyorum ya. Tamam mı? Çıkardım nüfus kağıdı gösterdim. Anlısı bize. Ya diyorum vallahi benim. Aldılar beni götürdüler Bismil ilçesine. Hani böyle kovboy filmlerinde falan çalılar böyle uçar ya öyle. Kimse yok oğlum. Herkes bilardo salonunda. Beni bekliyorlar. Sen ilk gelecek 800 sayı çekecek, 1000 evet. sayı çekecek. Görecek. Görecek. Abi geldim kapının önüne arabayla. Ya böyle bir dışarı taşmış artık kalabalık. Ve bir uğultu vardı o kesildi böyle uğultu. Sessizlik başka bir yani bir şaşkınlığa dönüştü böyle hani bu mu geldi oğlum hani oğlum dedin nerede çekecek lan bu kadar sayı falan diye. Abi benim sessizlik oldu yani hani bir kandırılmışlık hissi onlarda hissediyorsun suratın böyle bakıyor falan nedir o falan bakıyor yani. Neyse salon sahibi de hemen orada bir usta oyuncu varmış onunla maç ayarladı. Kim usta? Fotoğrafçı Şeymus. O da bir esnaf bir arkadaşım. Esnaf. Ama üst üste sayı rekoru da o bölgede ona aitmiş. Tabii. 5. Billahi diyorum bak. Saçmalama. Billahi diyorum bak. Abi başladık oyuna. Ben aldım topları götürüyorum yani. Şeyimiz abi oturuyor. O oturuyor böyle. 100, 200, 300 toplar hiç ayrılmıyor. Bak sayıları böyle sayıyorlar bak etrafta. 101, 102, 103, 104, 105. Tebeşir sürüyorum. Bak şimdi böyle bakıyor bana. Tekrar eğiliyorum. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 tekrar bakıyor bana. Bir ara göz göze geldik böyle yaptı bak bana. Tebeşir sürerken böyle yaptı. Yani daha ne diyeyim ben sana. Yok artık yani. Yani intifatın en üstü bu. Tabii daha ne olur. Daha ötesi yok. Öyle bir şey var mı? Neyse sayı böyle 350-400 oldu. Şeymus kalk sen yerinden. Benim o yan yana götürdüğüm toplara bir koy deliyle böyle. Dedi oğlum 4 dizgin oyna ya. Ya tabii. Adam çünkü bilardo yok. Böyle bir şey yok ki abi. Karşılıklı olan bir şey olarak biliyor. Yani böyle hani böyle bir sen bir ben de. Emre oynuyoruz burada oturuyoruz. Yani. Bu çünkü çok doğru. Acayip. Çünkü yıllar önce Semih'le biz aynı dizide oynuyorduk. Ve dizide bir bilardo masası vardı. Ve ben de evet. dünya şampiyonuyla oynamak anımı, anekdotumu tarihime geçirmek için Semih bir bilardo oynarız dedim. Tabii dedi. Ben aldım ıstakamı işte vurdum topuma. Belki bir sayı aldım, belki iki sayı. Haliyle ben tek başıma oynayacak halim yok. Semih'e verdim. Sonra Semih oynamaya başladı ve sevgili abim kaç çekti bilmiyorum ama bizi sete çağırdılar. Ben bir yarım saat falan oturdum yani elimde ıstakayla. Bu klasik bir kader yani. Onun için ya işte o dönem yani bu karambol. Şeyimiz abi çok iyi anladı. Karambol yani. Dönemi yani karambol dediğimiz işte her türlü sayıyı alabiliyorsun. Tabii. Ama orada topların yan yana gelmesi meselesi var ya. Onunla ilgili kendimi çok geliştirdim ben. Sonra tabii teknikler öğrendik, bir sürü şey öğrendik ama bu çalışmayla oluyor. Tabii. Sonra tabii adam sinirlendi çünkü haklı yani hep bu oynuyor falan diye sinirlendi çıktı gitti. Kalfayı da dükkana oturtturmuş. Dükkan boş kalmasın diye bana bunu sonra anlattılar. İçeri girince kalfa gelememiş tabii dükkan. O da meraklı bilardo gelememiş görememiş ya. Usta demiş nasıl? Demiş oğlum hele git ya. Herif çobandır oğlum demiş. Topları önüne katı götür iş şerefsiz. İşte benim meslek orada geldi. Ya sen aslında bir çoban. Çoban Semo. Ama sonrasında işte bilardo oynayarak